Sergim göç kavramını anlattığım metaforik bir sergi. Tamamını Van Gölü'nde çektim. Yaklaşık bu galeriyle sözleşmemiz bundan 5 yıl önce yapılmıştı ve 5 yıldır üstünde çalıştığım bir konu. İnci Kefalinin göçü üzerinden anlattığım bir konu. Hem İnci Kefalini anlatırken sonradan keşfettiğim bir olgu Van'daki mikrobiyalitler. Van'da bir bilimsel projenin fotoğraf çekimlerini yaparken bu gördüğünüz oluşumlarla karşılaştım. Ve bu beni çok etkiledi. Önce bilimsel araştırmanın gerekli olan verileri için fotoğrafları çektim. Fakat dikkatli baktığımda çok sürrealist bir takım görüntülere şahit oldum. Sonrasında 5 sene boyunca defalarca gidip kendi portfolyom için çalışmaya başladım. Sanki bunlar benim için terk edilmiş kentler gibiydi. Fakat dikkatli baktığınızda sanki antik çağdan kalan bir takım görüntüler veya bir Atlantis, batık kayıp bir şehirmiş gibi geldi. Fakat bunlar dikkatli baktığınızda görebiliyorsunuz, bir kere de aradığınızda bulamıyorsunuz. Biraz gizemli ve zor bölgeler. Mikrobiyalitler Van Gölü'nün bir özelliği. Tabandan sızan tatlı sular kalsiyumlu ve dışarıdaki sodalı suyla karbonatla birleştiğinde bir reaksiyona giriyor ve kalsiyum karbonattan bir oluşum meydana geliyor. Bitkisel planktonların da fotosenteziyle üstü kaplanıyor ve bunlar oluşumunu devam ettiriyor. Fakat bazı koylarda dediğim gibi böyle sürreal görüntüler oluşabiliyor. Ben bunları terk edilmiş kentler gibi gördüm ve İnci Kefalini de bu kentlerden göçüp akarsulara gidip işte neslini devam ettirebilmesi için bir göçünü anlatmaya çalıştım. Normalde İnci Kefali Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür ve bu bölgelerde saklanıyor, yaşamını devam ettiriyor. Sonra göç için aşağı yukarı Mayıs aylarında bu bölgeyi terk ediyor. Güçlü olanlar akarsunun kaynağına doğru gidip orada yumurtalarını bırakmaya çalışıyorlar. Daha zayıf olanlar da tükendiklerini hissedip daha yakın bir yerde yumurtalarını bırakıp tekrar dönüşe geçiyorlar. O gölde yaşayan martılar daha farklı bir tür ve sürekli onları avlamaya çalışıyorlar. Ve böyle bir ölüm kalım savaşıyla göç devam etmeye başlıyor. Bu sergiyi tamamlayan bir unsur gölde batan, 1958'de batan bir geminin kalıntılarını da çektim. Sodalı su olduğu için olduğu gibi korunmuş ve 1958'deki hali gibi bir soba devrilmiş, o paslanmamış duruyor, ahşaplar bozulmamış. O da göçe bir, yine bir göndermeydi, sergiyi bağlayan bir fotoğraftı. Onunla birlikte bu göçün haricinde kullandığım bir fotoğrafta Halifeti'nin Bilecik Barajı'nın suları altında kalmasıyla ilgili bir görsel bir şey vardı. Halifeti'yi çalışmıştım. Bu anlamı bütünleyen bir fotoğraftı. Onlar oldu. Ayrıca görmüşsünüzdür, denizin tehlikesini vurgulayabilmek için kullandığım birkaç görsel daha var. Bir fırtınada da bir deniz havası. Orada da anlatmak istediğim denizin tehlikesiydi. Küratörüm Ergin Çavuşoğlu. Çağdaş sanatın dünyadaki çok tanınan ve saygı duyulan isimlerinden birisi. Ergin'e şeyi gösterdiğimde mikrobiyalitleri, Max Ernst'in 1940'larda yaptığı resimlerde çok enteresan bir şekilde öyle sürrealist resimlerde buna benzer bir takım resimleriyle beni aydınlattı. Çok şaşırdım. Ergin'in de bu sergiye çok büyük bir katkısı oldu.